Evet, hoş geldiniz. Bugünün ikinci oturumunu başlatıyoruz. Dünden beri çok ağır bir toplantı yapıyoruz. Sayın Başbakan, Sayın YÖK Başkanı, yabancı konuklarımız ve aslında kendilerini tanımaktan gurur duyduğum uluslararası deneyimli hocalarımız, onların bu toplantıda olması benim için çok ayrıca önemliydi. Ve nihayet bugün işin mutfağıyla ilgili konuları konuşuyoruz. Beklenti büyük, sorunlar var. Asıl kahramanlar bu işin mutfağında çalışarak bu işi gerçekleştirecek olanlar. Dünden beri Türkiye'deki uygulamalar, dünyadaki uygulamalar, sorunlar, sayılar konuşuldu. Bugün Hasan Bey'den başlayarak mutfak konuşmaya başladık. İyi bir yemek için malzemenin ve aşçının da iyi olması gerekiyor. O aşçıların da genellikle görünmeyen kahramanlardır. O yüzden şimdi sırasıyla gene o aşçılardan bir kısmını konuşturacağız burada. Sağ olsun Gültekin Bey, bizim zamanımızdan epeyce aldığı için buralarda mı kendisi? Yok, kendisi de terk etti. Biz grup olarak kararlaştırdık, kendisini bir kuytuda kıstıracağız. Toplantıdan sonra, çünkü arkadaşlara ancak 20'şer dakikalık bir süre kaldı. Geriye kalan 15-20 dakikayı da soru cevap için alacağız. Evet. Onu toplantıdan sonra hava kararınca bir kuytuda halledeceğiz bakalım. Şimdi öncelikle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden bir teknik adam konuşacak. Kendisi yakın zamanda bu işlere bulaşmış. Bulaştığından da, evet, Gültekin sayesinde bulaştırılmış. Bulaştığından da nezaketinden memnunum, mutluyum diyen bir arkadaş. Bize Mesut Güngör Bey, bize eklentilerle D-Space'i anlatacak. Kendisini davet ediyoruz. Buyurun. Başlık bayağı uzun. İsmim Mesut Güngör. İzmir Yüksek Teknoloji Bilgi İşlem'den katılıyorum. Parça parça 4 ana konu işledik kendi D-Space'imizde ve diğer üniversitelerin de bundan faydalanacağını düşünerek bir sunum haline getirdik. Sırasıyla şöyle olacak içindekiler. D-Space'e toplu veri aktarımı. Biz İİT'de tezleri, yüksek lisans ve doktora tezlerimiz vardı elimizde. Bunlar mark kayıtları halindeydi ve biz bunları D-Space'e atmamız lazım ama nasıl? Bunu araştırdık, uygulamasını yaptık ve hayata geçirdik. Daha sonra D-Space'imizin ne kadar etkili olduğunu ölçüp hangi öğeye ne kadar indirilmiş, ne kadar ziyaret edilmiş, hangi ülkelerden ziyaret edilmiş gibi bilgileri toplayacağımız D-Space analitik yazılımı. Bu da açık kaynak kodlu bir yazılım. Bundan bahsedeceğim. Daha sonra Scopus atıf bilgisinin D-Space üzerine gösterilmesi. Öğelerin DOI numaralarından faydalanarak D-Space içerisinde kaç kez atıf yapılmış, bunun bilgisini gösterdiğimiz bir eklenti ayarını göstereceğim. Daha sonra D-Space'imizin sosyalleşip öğelerin bütün sosyal medyada daha hızlı bir şekilde yayılıp citation'ın atıf sayısının arttırmasını sağlamak için sosyal ağ eklentisinden bahsedeceğim. İsterseniz ilk kısım olan toplu veri aktarma. Yani bu koşullardan hangisine uyuyor sizin durumunuz bilmiyorum ama hali hazırda elinizde mark kayıtları varsa, örneğin bunlar tezler olabilir, makaleler olabilir, kitaplar olabilir veya herhangi bir öğe olabilir. Bunları D-Space'e toplu bir şekilde nasıl aktarız? Yani tek tek metadataları girerek değil de hali hazırda bir şey var, onu farklı bir formata dönüştürerek D-Space'e nasıl atarız? Bunun cevabını göstereceğiz bu sunumda. İkinci soruda ise bir hocamızın elinde kendi makaleleri toplu bir şekilde var. Nasıl var? BibTeX veya EndNote formatında bildiğimiz bibliografik formatlardan birkaçı. Bu formatlarda varsa bunları D-Space'e nasıl bir şekilde aktarırız? Farz edelim ki yok. Bu toplu bibliografik format dosyalarını nasıl oluştururuz?
Bunun hızlı cevabı hemen altta. EndNote, Zotero gibi açık kaynak kodlu yazılımlar veya Scholar Google veya Web of Science'ten bu bilgileri çok rahat bir şekilde toplayıp DSpace'e toplu bir şekilde aktarabiliriz. Yani her hocamızın makalesini tek tek elle metadatasını girmek yerine BibTeX veya EndNote veya RIS formatında bibliografik formatlarla DSpace'e kolayca aktarabiliriz. Bunun bir faydası da insan hatasını minimize etmek. İsterseniz birinci kısımdan başlayalım. Birinci kısımda mark kayıtlarını DSpace'e aktarmayı konuşacağız. Üç ana adımdan oluşuyor bu. DSpace Dublin Core kayıtlarından anlıyor. Nedense mark kayıtlarını direkt import etmek gibi bir eklentisi yok DSpace'te. Ben şaşırmıştım ilk karşılaştığımda. Bunu araştırdım. Bir makale var. Onun linkini yine paylaşacağım kaynakça. Sunumun sonunda kaynakçada. Dublin Core'a çevirmemiz lazım. Daha sonra DSpace'e aktarmaya uygun olan Basic Archive Format dediği basit arşiv formatına dönüştürmemiz lazım. O formatta şurada dizin yapısı mevcut. Bir ana dizin var. Onun altında her öğe için bir dizin var ve o dizinin içinde de belli başlı dosyalar var. Bir tanesi Dublin Core XML dosyası. Diğeri de farklı bir metadata varsa onun şemasını belirterek XML dosyasını belirtiyoruz. Bunlar kafanızı çok karıştırmasın. Zaten otomatik olacak. Bunlar script tarafıyla olacak. Sadece yapı nasıl olduğunu göstermek için buraya koydum resmini. Son olarak da bu basit arşiv formatını çevirdikten sonra DSpace'in import komutunu kullanarak sisteme aktarımı sağlıyoruz. Birinci adıma geçelim. Şimdi Mark'tan DC'ye çevireceğiz. Mark kayıtlarını Dublin Core dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Yine bu birinci referansta verdiğim linkte bir Perl programı var ve Perl programı bunu otomatize etmiş şekilde. Sizin elinizdeki mark kayıtlarını alıyor ve Dublin Core alanlarına convert çeviriyor, dönüştürüyor. Bunun için iki tane gerekli kütüphane var. Perl kütüphanesi biraz teknik kaçabilir. Bilgi işlemci arkadaşlar varsa rahatlıkla bunda bir sıkıntı çekmeyecektir. Ama bilgi işlemci arkadaşlarınızla danışırsanız, Linux veya benzeri açık kaynak kodlu sistemler çalışan arkadaşlar varsa onlar rahatlıkla bu adımları gerçekleştirecektir sizin için. İki tane gerekli kütüphane var. Bunları kuruyoruz. Daha sonra hazır olan mark2dcpl diye bir scriptimiz var demiştik. Şu komutu vererek bütün mark kayıtları elimizde başka bir sistemden aldığımız, biz kendi kütüphane veri tabanımızdan mark kayıtları hali hazırda mevcuttu. Onları aldık ve Dublin Core'a çevirmek için de bu komut satırını kullandık. Pardon. Evet, şurada. Bu komut satırında mark kayıtlarını Perl script yardımıyla Dublin Core XML dosyasına çevirdik. Ve bu tek dosya içinde bütün öğelerin tek tek kayıtları mevcut. Tek dosya şu an daha. Öğeleri bölünmemiş halde. Daha sonra bunu basit arşiv formatına çevireceğiz. Ama bu aşamada şöyle bir şey sorunla karşılaşabilirsiniz ki biz karşılaştık. Sizin elinizdeki mark kayıtlarıyla ilgili sıkıntılar doğabilir. Çünkü standart DC şemasında olmayan alanlar olabilir mark kayıtlarıyla ilgili. O alanları şu iki dosyaya ekliyorsunuz gerekli çıkan hatalara göre. Zaten ekranda söyleyecektir hangi alanla ilgili sıkıntı varsa o alanı bu iki şeye ekliyorsunuz dosyaya. Şu komutları kullanarak editliyorsunuz dosyaları. Bu success verdikten sonra, başarılı bir şekilde bu adımı atladıktan sonra ikinci adıma geçiyoruz. Burada da tek olan Dublin Core dosyasını simple arşiv formata dönüştürüyoruz. Yine bu da bir Perl script yardımıyla oluyor. Demin gördüğünüz arşiv yapısını bir script yardımıyla otomatize ederek her öğe için o dizinleri oluşturan bir sistem haline getiriyoruz. Önce dizinimizi oluşturuyoruz. Bu öğelerin her birinin saklanacağı yeri oluşturuyoruz dizini. Daha sonra yine o otomatik script dosyasını kullanarak diyoruz ki şu Dublin Core dosyasını kullanarak bize basic arşiv formatındaki dizin yapısını oluştur diyoruz. Bu adımdan sonra son olarak DSpace üzerinde hangi koleksiyona aktaracaksak, hali hazırda varsa o koleksiyon, onun handle numarasını veya işte
prefiksini bir yere not ediyoruz. Çünkü bunu komut satırında kullanacağız. Hangi koleksiyonu açacağımızı belirteceğiz import komutuna. Sonra şu aşağıdaki iki komutla bu import işlemini başlatıyoruz. Bizde yaklaşık 1200 tane kayıt vardı. Bunları 2 dakika içinde hepsini attı koleksiyona. Yani bir kaydın girilmesi neredeyse 2 dakika sürüyor. 1200 tane dosya 2 dakika içinde hepsini birden atabildik sisteme. Hiçbir sıkıntı çıkmadan, hani o aradaki hataları giderdikten sonra. Şimdi bu komut satırında biraz bahsedeyim. Şimdi dSpace komutunu yazdıktan sonra import diyoruz. Hani importu belirtiyoruz. Eksi A ile eklemeyi belirtiyoruz. Hani bu parametrenin açıklamasını yapayım dedim biraz. Sonra burada ePerson dediğimiz, eksi E ile belirttiğimiz ePerson, yani o koleksiyondan sorumlu olan şahıs. Onun e-mail adresini yazıyoruz buraya. Sonra eksi C ile collection ID'yi belirtiyoruz. Bu da handle numarasına tekabül ediyor. Bunu belirtiyoruz. Sonra eksi S import diyerek de source dizinini gösteriyoruz. Ve eksi M map file ise siz her attıkça sistem sırayla attığı için her item'ı sisteme attıkça o map file'a başarılı bir şekilde atıldı diye bir not düşüyor. Ola ki bu sizin dizin yapınızda, yani simple archive format dizini içerisinde bir sıkıntı çıkarsa, resume diyerek şu alttaki komutu kullanarak siz hatayı giderdikten sonra kaldığı yerden devam edebiliyor. O map file'da o işe yarıyor. Bu daha sonra başarılı bir şekilde atmış oluyoruz. Ve bu burada mark kayıtlarını dSpace'e aktarmış oluyoruz. Şimdi bibliografik dosya tipindeki itemları nasıl atabiliriz? Yani hocalarımızın elinde BibTeX EndNoteRIS formatında veya CSV comma separated text dosyaları veya tab separated text dosyaları varsa bunları nasıl atıyoruz diye baktığımızda yine import komutunu kullanıyoruz, fakat bu sefer farklı parametreler belirtiyoruz. Eksi B diyerek bizim içeriye atacağımız şeyi, bibliografik bir veri olduğunu gösteriyoruz. Ben gösteremiyorum. Şurada, evet. Eksi B ile bibliografik olduğunu belirtiyoruz. Deminki bahsettiğim parametreler aynen devam ediyor. En sona da eksi I ile hangi formatta bizim source dosyamız onu belirtiyoruz. Mesela burada BibTeX formatında olduğunu göstererek. Diğer komutlar için de benzer şeyleri kullanıyoruz. Yine bunlarla ilgili detaylı referansa başvurabiliriz. İki nolu referansta. Buradan detayları görebilirsiniz. Hangi parametre neye yarıyor? Ben buraya sadece çok kullanılan bibliografik formatları yazdım, ama diğerlerini de görebilirsiniz. Orada bir 12 tane ya da 10 tane falan bir şey vardı. Onların hepsini görebilirsiniz bu iki nolu referansta. Bibliografik dosya aktarımını da böyle yapıyoruz. Şimdi ise diğer bir bölüme geçiyoruz. dSpace için analitik yazılımı. Google Analytics'i duyan var mı yanınızda? Evet. Google Analytics sizin web siteniz hakkında kim, nereden, nasıl, ne zaman, kaç kere girmiş gibi bilgileri toplayıp size güzel grafikler halinde gösteren bir sistem. Google Analytics'e bağlı kalmak zorunda değilsiniz ve bilginizi Google'la paylaşmak zorunda da değilsiniz. Paylaşabilirsiniz, bunda problem yok, fakat Google bir gün ben bu hizmeti kapatıyorum diyebilir. Ki geçmişte çok rastladığımız bir durum. Yani free olarak, bedava olarak verdiği bazı servislerin çok önemli olanlarını kapattı. Örneğin RSS şeyini kapattı. Google'ın verdiği bir hizmet vardı, RSS hizmeti. Onu kapattı. O yüzden kendi sunucularınızda barındırdığınız önemli değil. Açık yapabilirsiniz grafikleri, istatistikleri. Eğer herkese açmak istiyorsanız açabilirsiniz. Hiç problem değil. Bu yazılımdan bahsedeceğim. Adı Piwik. PHP kaynak koduna sahip. Açık kaynak kodlu. GPL lisansı. Ücretsiz. Ücretsiz mobil uygulamalarına sahip. Hem Android hem de iOS işletim sistemini destekliyor. dSpace ile kolayca entegre olabiliyor. Sadece dSpace'i değil, diğer üniversitenizde bulunan web sitelerinin de analitiklerini buradan toplayabiliyorsunuz. Web arayüzü dışında otomatik raporlar üretip e-posta ile göndertirebiliyorsunuz sisteme. Belli aralıklarla sizin e-mailinize rapor olarak geliyor. Aylık, yıllık, dönemlik olarak belirtebiliyorsunuz. İstediğiniz raporu embedding kod dediğimiz gömme kodlarını kullanarak herhangi bir sayfaya, yani kendi arayüzü dışında herhangi bir sayfaya gömebiliyorsunuz.
İstediğiniz istatistiği ise, yani göreceksiniz, panelleri göstereceğim, resimlerini göstereceğim arayüzden. İstediğiniz istatistiği resim olarak, örneğin bir PowerPoint'te veya bir raporda kullanacaksınız. Orada resim olarak çıktı alabiliyorsunuz veya JSON formatında veya XLS Excel dosyası formatında veya comma separated text dosyası olarak dışarıya aktarabiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor demiştik, birazcık bahsetmiştim. Kaç kişi ziyaret etmiş? Bu sorular aşağı doğru devam ediyor. İşte hangi öğe kaç kez indirilmiş, indirilme istatistiği, indirme isteği gönderilmiş. Biz DSpace'te kapalı olan bir item için şey istiyoruz. Mesela request butonu koyduk. Request butonunda kaç istek gitmiş onu bile alabiliyorsunuz şeyden, bu Pivik yazılımından. Hangi siteler vasıtasıyla sistemimize erişilmiş? Referrer website, yani Scholar Google'dan mı, Google'dan arama yapılarak mı, Facebook'tan mı, Twitter'dan mı, nereden gelmiş bize? İşte ya da başka bir yerde link paylaşılmış, bunun bilgisini toplayabiliyorsunuz ve istatistiğini tutabiliyorsunuz. Sosyal ağlardan bahsettim. Gerçek zamanlı olarak sitede bulunan ziyaretçi sayısı, ziyaretçilerin sayfada kalma süreleri, ziyaretçi sayılarının zamana göre dağılımı, ziyaretçilerin hangi ülkeden, şehirden, hatta şehir detayına kadar toplayabiliyorsunuz. Ziyaretçilerin cihaz tipleri, işte iPhone'dan mı girmiş, Android cihazdan mı girmiş, iOS cihazdan, markasına, modeline kadar bütün bilgileri toplayabiliyorsunuz. Kurulumu çok basit. PHP tabanlı Linux, Apache, MySQL, PHP dediğimiz LAMP diye kısaltılıyor genelde bu Linux ve açık kaynak kod camiasında. LAMP tarzında bir yazılım. Pivik kodunu indiriyoruz. Apache kök dizinle ya da herhangi bir IIS kullanıyorsanız IIS sunucusunun kök dizinle. Bu Debian tabanlı dağıtımlarda, Linux dağıtımlarında var www altında veya Red Hat, CentOS veya Fedora gibi işletim sistemleri altında var www HTML dizini altında bulunuyor. Burayı açıyorsunuz, daha sonra tarayıcı üzerinden next diyerek kurabiliyorsunuz. Aynı bir Windows'un standalone yazılımı kurar gibi devam edebiliyorsunuz. Çok mu teknik kaçtı? Sıkıntı yok değil mi? Tamam. Devam edelim. Sonra bu Pivik yazılımı kurulurken sizden ilk hangi siteyi izleyeceğinizi istiyor. Dizinin linkini veriyorsunuz. Ben diyorsunuz, ben DSpace'i izleyeceğim diyorsunuz. Track edeceğim. Daha sonra size bir JavaScript dosyası üretiyor. Şu an okunamıyor ama slide'a eriştiğinizde görebilirsiniz. Web arayüzünden erişiyorsunuz bu dosyaya. Bunu alıp ilgili siteye gömdüğünüz zaman o siteyi artık track ediyor. Yani bütün üzerindeki davranışları track edebiliyor. DSpace'de ise nereye koyacağız bunu? Page Structure XSL dosyası içine koyacağız. Bunun koyarken dikkat etmemiz gereken bir yer var. O da burada belirtilmiş. Hani nasıl girilecek? Yani olduğu gibi copy paste yapmayacaksınız. Çünkü XSL formatı bazı JavaScript dosyalarını direkt algılayamıyor ve sıkıntı çıkıyor. Yani yapıştırırken dikkat edin. Şurada çok ufak bir detay var. Şu an okuyamıyor olabilirsiniz. Önemli değil. XSL text diye bir tag var. Ondan sonra yapıştırmanız gerekiyor. Sunumda daha net görebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra otomatik olarak analitik bilgileri Pivik yazılımının içine gidiyor. Şimdi ekran görüntülerine gelelim. Neler görüyoruz biz? İşte zamanla ne kadar ziyaret edilmiş gibi şeyler var burada. Visits, unique visitors, average time on website gibi bilgiler var. Bunlar yani ziyaretçi, tekil ziyaretçi, sitede ne kadar ortalama zaman geçirilmiş, ne kadar indirilme yapılmış, site ne kadar sürede karşıdaki kişiye yüklenmiş gibi bilgileri bir grafik üstünde alabiliyorsunuz. Yani tek grafiğin üstünde bütün şeyleri, verileri görebiliyorsunuz. Her bir noktaya gittiğinizde, yani her bir tarihin üzerine gittiğinizde, şurada gördüğünüz gibi bir noktayı baz aldım. İşte her bir noktada da üzerine gittiğinizde direkt o bilgi çıkabiliyor. Daha sonra burada da genel rapor bilgileri var. Kaç tane ziyaret olmuş? Demin bahsettiğim ortalama ziyaret zamanı ve işte bounce rate dediğimiz, bu analitikte kullanılan bir bilgi. Yani siteye ilk girdikten sonra çıkma oranı gibi bilgilerin hepsini buradan erişebiliyorsunuz. Bu visitor profile ekran görüntüsü. Burada kişiyi görmeseniz bile kişinin girdiği bilgisayar, üzerinde bulunan tarayıcı ve üzerindeki eklentiler yardımıyla
o ziyaretçiyi tekilleştiriyor. Yani bu kişi nereleri ziyaret etmiş, neleri indirmiş, ilk ne zaman ziyaret etmiş, en son ne zaman ziyaret etmiş, nereden gelmiş, hangi ülkeden gelmiş gibi bir sürü bilgiye erişebiliyorsunuz. Yani o kişi hakkında bir profil bilgisi elde ediniyorsunuz. Bu kişi hangi araştırmayı yapıyor, işte neler üzerine çalışıyor gibi bilgilerin hepsini bu visitor profile şeyinden görebilirsiniz. Bu tekil bir ziyaretçi profili. Diğer bütün hepsini toplu bir şekilde de görebilirsiniz. Ben sadece tekil bir tanesini ekran görüntüsünü yapıştırdım buraya. Bu da engagement dediğimiz, yani siteye ne kadar bağlı kalmış kişi. Ziyaret ettiğinde ne kadar kişi daha sonra ilk ziyaretten sonra dönüş yapmış, site üzerinde her ziyarette toplam kaç saniye kalınmış gibi istatistikler, kaç hareket yapılmış site üzerinde, yani download yapılmış veya sayfa görüntülenmiş veya üzerinde bulunan bir link tıklanmış gibi her bir şeye, aksiyona bir action deniyor. Actions per visit gibi bir analitik de tutuyor. Bu tür analitiklere de engagement tabı altında görebiliyorsunuz. Evet, keywords ve search engines. Bu da hangi anahtar kelimeler kullanılarak, hangi arama motorları kullanılarak siteye erişilmiş, bunların bilgisini tutuyor. İşte bizim DSpace'e erişilirken mesela burada neymiş? Biological activities of, okuyamadığım bir kelime. Kaç tane ziyaret edilmiş onlarla ilgili. Şu keywords not defined dediği şey ise Google'la alakalı bir şey. Google sizin arama kelimenizi kısıtlayabiliyor. Privacy anlamında bir şeyi var. Lisans agreement, Türkçesi neydi? Yani lisans anlaşması. Lisans anlaşması var ve diyorsunuz ki benim aradığım kelimeler başka tarafa public olarak görünmesin diye bir tık var. Kişi onu tıkladığı zaman keyword not defined diye geliyor. Yani saklı bir şekilde biz onu analitik olarak içine alamıyoruz. Eğer kişiler onlara tıklamışsa onlar keyword not defined'a düşüyor. Ama diğerleri bakın öyle bir şey yapmamış ve buraya keywordler düşmüş. Hangi arama motorundan kaç kişi, kaç tane ziyaret yapılmış ve hangi keywordlerle gelinmiş, bunların bilgisi de tutuluyor. Sadece Google. Mesut Bey, daha evet, iki başlığınız var, zamanımız daralıyor. Evet. Diğerleri birazcık daha kısa. Evet. Evet. Tamam. Ekran görüntülerini o zaman atlayayım. Yani oradan bakabilirsiniz, sorun yok. Bir tek bundan bahsedeyim. Bu page transitions'ta gelinen bir öğe nereden gelinmiş, nereye gidilmiş, yani sayfa geçiş görüntüsü. Bunu gösteriyor. Evet, bundan bahsedecektim aslında. Bu bayağı can alıcı bir harita. Size anlık olarak hangi ülkeden nereye erişildiğini gösteriyor. Yani şu sarıdan griye doğru giderken de zamanı söylüyor. Ne kadar sarıysa o kadar yakın zamanda ziyaret etmiş. Şu diyelim 10 dakika önce ziyaret etmişse bu 3 saat önce ziyaret etmiş gibi şeyler. Hangi ülkeden, hangi itemınıza erişilmiş, kaç dakika önce ve kaç tane aksiyon alınmış, bunların hepsini direkt harita üzerinde canlı olarak görebiliyorsunuz. Bu çok heyecan verici bir grafik. Real time map bunun da görüntüsünü verildiği yer. Evet, bu analitik yazılımda bitti. Şimdi Scopus atıf sayısı bilgisine gelelim. Burada da şöyle bir şey, Scopus'ta ve aynı zamanda DSpace arşivimizde bulunan bir öğeye kaç kez atıf yapıldı, onun bilgisinin DSpace öğesinin bulunduğu yerde gösterilmesi amacımız. İşte bu makale, örnek bir makale, Scopus'ta kaç kez citation almış? 2 defa almış. Onun detayını görmek istiyorsanız da bu linki tıklayıp devam edebiliyorsunuz. Bütün detayları Sönmez Bey'in blogunda görebilirsiniz. Ben hazırlamıştım, Sönmez Bey'e göndermiştim. Şu blogda görebilirsiniz. Burada linki mevcut. Özetle şunu yapıyoruz. Öncelikle Scopus'tan API key alıyoruz. Şu dosyalarda değişiklikleri yapıyoruz. Ve aldığımız key dosyası, key değerini bu ItemWeaveXSL dosyasında gerekli alana giriyoruz. Bunu hızlıca geçiyorum. Dikkat edilmesi gereken bir yer var. DOI girilirken dikkat edilmesi gereken nokta ise başına dxdoi.org yazmıyoruz. Sadece şurasını yazıyoruz. Ve bu DOI numarasında DC Relation is Version of metadatasının içine giriyoruz. Evet, sosyal ağ düğmeleri dediğimiz ShareThis sitesinin yardımıyla
sitenizi sosyal ağ düğmelerini koyup konumlandırabilirsiniz. Biz sitemizin en altında bir yere konumlandırdık. Sönmez Bey de biraz önce göstermişti. Bunun nasıl yapıldığını kısaca bahsedeceğim. Siteye giriyorsunuz ve ücretsiz yine demin analitikte yaptığımız gibi bir skripti sitemizin içine gömmemiz gerekiyor. Oradan bir kod alıyoruz. Yine JavaScript kodu. İstediğimiz türde nerede konumlanmasını istiyorsak onu seçiyoruz site üzerinden. Ve buna göre devam ediyoruz. Çıkan iki tane kod parçacığı var. Bunu gömmemiz gereken yerler burada. 1 ve 2 numaralı kodlar. Sunumlara erişebilirsiniz. Onun linkini de paylaşacağım. Yani detaylarını oradan takip edebilirsiniz. Bu bize neyi veriyor? Siteniz ne kadar sosyal? Kaç tane paylaşım yapılmış ve onlardan kaç tanesi clickbait dediğimiz yani o linkler tıklanmış. Sosyal sitede paylaşım kaç tane olmuş, hangi tarihlerde olmuş ve o linklere kaç kez tıklanılmış. Onların bilgisini bu ShareThis sitesinde profil sayfanızdan görebilirsiniz. Evet, benim sunumum bu kadar. Sorularınız, katkılarınız, görüşleriniz sonra galiba değil mi? Evet, tamam. Teşekkür ederim Mesut Bey. 23 dakika 14 saniye 53 salisede bitirdiniz. Teşekkürler. Şimdi yardımcı doçent doktor Gülsün Güneş Hanım biraz önce Ramazan'ın da isabetle sorduğu soruları Driver 2.0 rehberini anlatarak 20 dakikada nasıl yapacaksa bilmiyorum ama çok beceriklidir kendisi, yapacaktır eminim. Buyurun Gülsün Hanım. Ben burada Gültekin Bey'e çok teşekkür ediyorum çünkü bir önceki oturumu bayağı uzun tuttu. Ama uzun olması gereken bir oturumdu çünkü çok fazla paylaşım ve soru vardı. Ben tabii önce bir sunumu açayım. Tekrar hoş geldiniz. Hepinizin Uluslararası Açık Yaşam Haftası'nı kutluyorum. Biliyorsunuz Ekim'in 20 ve 26'sında bu hafta kutlanıyor ve bizim artık bu toplantılarımız geleneksel oldu. Son 3 yıldır hep bu tarihte kutluyoruz. Bu sene Open Access Açık Yarışım Açık Nesil temasıyla kutlanıyor. Şimdi benim konuşmam... Bu kurumsal arşivlerin yapılandırmasında özellikle standart veri girişlerinin nasıl olması gerektiğiyle alakalı bir konuşma olacak. 3 Mart'tan beri yaklaşık 3. kere toplandık burada ve üniversite olarak kurumsal arşivlerimizi yapılandırmaya başladık ve yavaş yavaş da artık yine bir üst kurum olarak, üst kurul olarak da yükünle desteği ve biraz da zorunlu tutmasıyla da arşivlerimiz oluştu. Fakat bu arşivleri oluştururken özellikle bir rehberimiz yoktu. Yani hani DSPS altyapısını kullanıyoruz. DSPS altyapısı zaten Dublin Core veri tabanlı üst verileri belirleyen bir standart tanımlama. Kayıt, farklı uygulamalar ve iletişim kurulabilmesi ve yapısal değişikliğin bir bütün olarak modellendiği bir altyapı ve bu altyapıda 15 tane farklı element, öğe, alan. Biz bunu rehberde alan olarak aldık. Çünkü gelen soruların çoğu alan terimiydi. Şimdi ben hep merak ederdim bu Gültekin Bey'in ahtapotu nereden geliyor diye. Çünkü ısrarla sunumlarında görmüşsünüzdür. Ezberledik hepimizde. Ahtapotlu bir tanımı var. Aslında Gültekin Bey Dublin Core'un altyapısını kullanıyor kendi kurumsal arşivinde. Burada da temel alanları, işte 15 temel alanı, başlık, creator, subject, description, bunların birçoğunun Türkçesini vereceğim birazdan, kullandığımız temel alanlar. Biz kütüphaneciler olarak zaten 1995 yılından beri Dublin Core çünkü 95 yılında gerçekleştirilen bir standart, yani inisiyatif diyeyim size, kullanıyoruz. Kendi elektronik kaynaklarımızın tanımlanmasını, erişilebilmesini standart bir yapımız, otomasyon sistemlerinde kullandığımız. Şimdi DC tablosunda 15 temel alan var. Sabahki sunumlarda Sönmez Bey söyledi, ek öğeleri de vererek yapılandırdı ki DC-based altyapısı zaten bu alanların hepsini içeriyor. Yani kurumsal arşiv yöneticileri olarak özellikle sizler yapılandırmaya başladıktan sonra birçok soruyla karşı karşıya kaldınız. İşte bu alanları nasıl tanımlayacağım ya da bu alanlar nasıl kullanılıyor ki ANKOS Açık Yarışım Listesi'nde bu soruların birçoğuna hepimiz yanıt aradık. Şimdi bizler de
veri girişi yapıyoruz ve bu veri girişlerimizi gelen metinlerin elimizdeki kaynakların tanımlanması soru geldiğinde karşılaştığımızda sorduğumuz sorularda hakikaten bilmek gerekiyor bunları ki doğru yapılandırmamızı sağlayabilmek için. Şimdi kelimelerle veri girişine daha çok kelime girişlerimizi yapıyoruz ki Dublin Core temel altyapısı bu veri girişlerini işte erişilebilir hale getirmek, harmanlayabilmek amacıyla oluşturuyor ki Dublin Core kullanımında bu veri girişleri daha derli toplu karşınıza geliyor. Tabii ki Dublin Core kullanımı bizim standart altyapısından dolayı kayıt kalitemizi de arttırıyor, yükseltiyor. Peki bu veri girişlerini yaparken nasıl bir rehber kullanmam gerekiyor? Yani bir rehberimizin mutlaka olması gerekiyor. Hani daha çok deneyimleyerek yapıyoruz bunları. Şimdi driver oluştururken bu proje 2006 yılında başlıyor Avrupa'da. Kurumsal arşiv yöneticilerin ve veri girişi yapan kurumsal arşiv yöneticilerinin en iyi uygulamaları yansıttığı bir rehber. Ve bu amaçla oluşturulmuş bir anahtar rehber diyeyim. Peki Driver 2.0 ne? İkinci versiyonu, ikinci sürümünü biz, ikinci projenin ikinci sürümünde, rehberinde ikinci sürümünü kullanıyoruz. Driver, Avrupa araştırma için dijital arşiv altyapı vizyonunu bir ifade ediyor. Ve bu aslında proje Pan-Avrupa veri katmanı için kurumsal ve teknolojik bir çerçevede oluşturulan araştırma ve yüksek öğrenim içerik kaynaklarının ileri kullanımını sağlıyor. Driver hizmet ve veri altyapısı geliştirmiyor ve her ikisi de yine arşivin var olan kaynak ve hizmetlerin düzenlenmesi için tasarlanmış bir proje. Projenin ikinci ayağı da bitti 2009 yılında fakat proje şu an Driver Open Air altyapılı olarak devam ediyor. Driver rehberleri İngilizce, Türkçe, İspanyolca, Çekçe ve Japonca'ya çevrilmiş şu ana kadar. Biz de görünen o ki yani 3 yıldır bunları zaten yoğun bir şekilde tartışıyoruz. Bu anlamda hani Türkiye'nin de lider bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Sadece Avrupa'da değil tüm kıtalarda yine bu altyapı kullanılıyor. Şimdi Driver'ın rehberi içerik sağlayıcıları için kurumsal arşiv inisiyatifindeki protokolü, metadata protokolünün özelliklerini belirttiği gibi Dublin Core'un DCMI tanımlarına uygun üst veri değişimi olarak sağlayan bir rehber. Temel olarak harmanlamayı desteklemek için Dublin Core'a eşleştirmeyi anlatmakta. Peki neden kullanılmalı bu Driver rehberi? Şimdi Driver rehberi 5 konu üzerinde özellikle duruyor. Koleksiyon, üst veri, yine kurumsal arşiv inisiyatifindeki protokol, metadata protokolünün uygulanması, terminoloji ve semantinin en iyi şekilde uygulanması, özellikle metinsel kaynaklar, üst veri kullanımı ve yine kurumsal arşiv protokol uygulama ile ilgili temel driver ayarlarını özetliyor bizler için. Rehberi 3 ana kısımda değerlendirebiliriz. Metinsel kaynakların tanımlanması, üst verilerin yine aynı şekilde kullanımı ve kurumsal açık arşiv inisiyatifi ile ilgili protokol uygulamalarını esas alıyor. Rehberin içeriği yine 9 bölümde ayrıntılı olarak bizler sizlere bunu paylaştık Ağustos ayı itibariyle. Şimdi Mart ayından sonra açık erişim grubu olarak bu driver rehberini zaten çevirmeyi hedeflemiştik. Ağustos ayı itibariyle ben buradan yine teşekkür ediyorum Marmara Üniversitesi'ndeki bir yabancı dillerdeki bir hocamız Sönmez Bey, Gültekin Bey ve benim çevirdiğim bir rehber oldu. Rehberde terimlerde bazı şeyler olabilir, tam oturmamış terimler olabilir. Bunlara lütfen şaşırmayın ama hani eğer ki öneriniz olursa lütfen bizlerle de paylaşın. Bu paylaşımları lütfen ANKOS açık erişim tartışma sesi üzerinden yaparsak hani bütün katkılarımızı oraya da verebiliriz. Şimdi bu driver rehberindeki alanları, hani bu elementsler dedik ya, Dublin Core alanları, elementsler, öğelerini ben size vermek istiyorum. Şimdi bu bünyede alanların kullanımı aşağıdakilerden
örnek vermişim. İşte zorunlu alanlarımız var. Bu alan her zaman üst veri kaydında bulunmak zorunda. Mutlaka bu alanı doldurmak durumundasınız Dublin Core'da. Boş geçmemeniz gereken bir alan. Uygulanabilir olduğunda zorunlu alanlar var. Bu alanda yine alan temin edildiği zaman üst veri kaydında yine bulunmak zorunda. Önerilen alanlar var. Yani hani verinizi tanımlarken, veri girişini yaparken önerilen alanlar var ve isteğe bağlı alanlar var. Bunlar yine sizin veri giriş uzmanlarınızın ya da sizin belirlediğiniz politika kapsamında gireceğiniz alanlar. Şimdi burada temel altyapı driver rehberi, yine dediğimiz gibi Dublin Core altyapısı, başlık mutlaka veri girişlerinizde zorunlu tutulan bir alan. Yani kodlama aşamasında özgür metin olarak geçiyor, ya yani metin olarak girdiğimiz alanlar. Oluşturan yine burada zorunlu alan olarak kullanılıyor ve yani APA formatına göre bu girişlerini yapıyorsunuz. Konu alanı yine burada uygulanabilir olduğunda zorunlu bir alan. Burada da anahtar kelime ve sınıflandırma seçimleri serbest metin üzerinden tercihen İngilizce ve URI şemasıyla açıklanmış olan alan. Tanımlama alanı yine uygulanabilir olduğunda zorunlu alan. Yine bu da bir serbest metin. Ve önerilen uygulama yine İngilizce bir özet eklenmesi ki hani tüm dünya için erişilebilir ve anlamlı olsun. Yayıncı burada recommend, yani önerilen bir alan, kodlama aşaması yok. Katkıda bulunanlar yine isteğe bağlı alan, yani referans listesindeki gibi APA bibliografyada yazım stilinde veriyorsunuz. Yani soyad, dizilim soyad ve baş harfler ilk ad olarak alıyor, yer alıyor. Tarih alanı yine zorunlu alan, yani boş geçmemeniz gereken bir alan. Tür alanı yine zorunlu bir alan. Yayın türü ve sürüm türü ve serbest metin yine bu verilerde tercihen İngilizce ve Euro şemasıyla açıklanmış olabiliyor. Format yine önerilen bir alan. İnternet, medya ortamlarını, medya türlerini ve EANA kayıtlı listeyi veriyor size. Tanımlayıcı alanımız yine zorunlu alan, yani boş geçmemeniz gereken daimi tanımlayıcı alan. Burada da URN, Handle, DOI ile ilişkili yürü şeması ve tüm metin belgesi ya da öğünün gerçek kaynağını veriyorsunuz. Kaynak isteğe bağlı bir alan. Bu da Dublin Core üst verisindeki bibliografik atıf kılavuzunu kullanarak tanımlayacağınız bir alan. Dil önerilen bir alan ki genelde veri girişlerimizde dokümanda bu alanı boş geçmiyoruz. Yani ama hani boş geçmemesi gereken bir alan. İlişki yine isteğe bağlı bir alan. Yine kapsam alanı yine isteğe bağlı bir alan. Dil yine önerilen bir alan. ISO standartını kullanıyor. 639.3 standartını kullanıyor. İlişki yok. Kapsam ise yine isteğe bağlı bir alan. Burada da kapsadığı zamanı, değeri için varsanan bir açıklama demişsiniz. Bu kodları göstereceğim daha sonra size. Burada haklar, yani fikri mülkiyet yine önerilen bir alan. Ve hedef kitle de yine burada o isteğe bağlı bir alan, isterseniz verebilirsiniz bunları da. Şimdi burada alan adı başlık olarak açıyoruz ve DCMI tanımına baktığımızda kaynağa verilen alan genellikle başlık kaynağın resmen tanıdığı ad olacaktır. Kullanımı dediğimiz gibi zorunlu. Kaynak başlığının, yani talimatına baktığımızda kaynak başlığının orijinal kelimelerinin sırasını ve yazımını mutlaka burada korumanız gerekiyor. Yalnızca özel isimlerin baş harfini büyük yazın. Noktalama orijinalin aynısı olmak zorunda değil. Alt başlıklar iki nokta ile başlıktan ayrılmalıdır. Bu talimata uyarsanız ilgili bilgileriniz standartize oluyor. Burada bazen yine rehberde hani karıştırmamamız gereken alanları veriyor. Burada bu alanların olmadığını söylüyor ve altta da yine örnekler var. Bunları verilerinizde görüyorsunuz giriş yaptıktan sonra. Yazar alanı ise kaynağın içeriğinin oluşumundan birinci dereceden sorumlu kişi ya da kurum olarak girdiğiniz alan. Yazar adı, kişi ve kurumu belirtmek için mutlaka kullanılmalı, zorunlu bir alan. Kullanım talimatını aşağıda veriyor. Hani ben bir önceki slaytlarımda da bunları açıkladım.
Yine yazarda şununla karıştırmayın diyor talimatta. İşte contributor yani katkıda bulunanla yayıncıyı lütfen yazarla karıştırmayın diyor. Ve burada Creator DC alanı kaynağı yazanın isimlerini kaynakta bahsedildiği gibi anlatırken contributor alanının o bilimsel çıktıya katkıda bulunmuş kaynağın yazarı ya da ticari yöneticisi olmayan bir bilim insanını anlatıyor. Burada aşağıda da örneklerini veriyor. İşte DC Creator, Evans RG demiş ve diğer şeylerini açıklamış. Burada bir sürü örnekler var. Ben buradan küçük kısa kısa görüntüler aldım ama hani uyguladıkça bunlar yine karşınıza gelecek olan alanlar olacak. Konu kısmında ise kaynağın konusunu ve genellikle bu konunun hani genellikle bir konu kaynağın fikri içeriğini tanımlayan anahtar kelimeler, anahtar ifadeler ve sınıflandırma koduyla ifade ediliyor. Kullanımı ise uygulanabildiğinde zorunlu alan yani varsa elinizde lütfen mutlaka bunu verin. Kullanım talimatında ise DC konu alanında iki tip değer mümkün. Ya bir anahtar kelime ya da bir sınıflandırma kodlaması. İkisi de mevcutta bu alanın farklı oluşumlarını kullanın. Ki bunu yine rehberde çok ayrıntılı olarak açıklıyor zaten. Şimdi konuyu türle karıştırmayın. Çünkü DC konu alanı bir kaynağın konusunu açıklar. Fakat DC tür alanı ise akademik çıktının cinsini temsil ettiği yayın türünü açıklıyor. Şemasında ise konu sınıflandırması hakkında da size yine terminolojik ve semantik konularla ilgili konu sınıflandırması kısmına yönlendiriyor. Altta yine Dublin Core şemalandırma örneklerini görüyorsunuz. Tanımlama alanı kaynağın içeriğini açıklıyor ve tanımlama bunlarla ilgili sınıflandırmaları veriyor. Özet içindekiler içeriğin grafik temsiline atıp ya da içeriğin serbest metin açıklamasını veriyor. Kullanımı ise uygulanabilir olduğunda yine zorunlu bir alan. Bu alanda özellikle içerik hakkında metinsel açıklama yapmak için kullanılıyor. Eğer kaynak birden çok obje içeriyorsa bu dosyaların URL'lerini listemek için size talimat veriyor ki DC description alanını kullanmayın diyor. Varsayılan eşittir demiş, özet, koşut başlık gibi vermiş. Şimdi yayıncı alanında ise kaynağın sunum için hazırlanan birimidir olarak tanımlıyor ve bir kişi kurum ya da sağlayıcı olabiliyor bu kısımda. Yayıncı adı bu birimi belirtmek için kullanılmalıdır. Uygulanabilir olduğunda zorunlu bir alan bu da. Yine kullanım talimatı ile ilgili ayrıntılı bilgi veriyor burada. Yayıncıyı katkı sağlayan ve lütfen yazarla karıştırmayın diyor. Çünkü çoğu durumda yazar ve yayıncı aynı değildir. Yine örneklerini burada görüyorsunuz. Katkı sağlayan alanında kaynağın içeriğine katkı sağlayan bilim olarak veriyor ve bir kişi kurum ya da sağlayıcı olabiliyor bu katkı sağlayan. İsteğe bağlı olarak kullanılıyor. Katkı sağlayan bir örnek, bir danışman, editör, teknisyen ya da veri toplayıcısı olabilir demiş. Ama bunu tabii giren dokümanın içeriğine göre sizler de tanımlayabilirsiniz. Yazar ve yayıncı ile yine karıştırmayın diyor katkı sağlayanı ki en çok karıştırılan alanlardan bir tanesi. Tarih alanı kaynağın kullanım süresindeki bir olayla ilişkili tarihtir. Genellikle tarih kaynağının oluşturulması ya da sunulması ile ilgilidir. Bununla ilgili bir ISO 8601 standartı vardı ve burada yıl, ay ve gün formatını izliyor. Tarih alanının kullanılması zorunlu bir alan, bulunması gereken bir alan. Tarih, tarih ve zaman W3C kodlama kurallarına göre biçimlendirilmelidir kullanım talimatında. Tür alanı ise kaynağın gösterdiği bilimsel çıktı türü. Bu alanda kaynağın yayın türü ya da fikri veya içerik türünü tanımlıyor. Kullanıcının ne tür bir kaynağa bakmakta olduğunu açıklıyor. Bu bir kitap mı, makale mi yoksa farklı bir içeriği var mı? Bunu burada yazıyoruz. DC type alanın kullanım talimatı burada zorunlu isteğe bağlı ve bir alan daha var, onu geçiyorum. Format burada ise kaynağın fiziksel ya da dijital gösterimi. Format kaynağın medya türünü ya da boyutlarını içerebilir. Format yazılım, donanım ve kaynağın gösterilmesi ya da çalışılması için gerekli diğer ekipmanları belirlemek için
kullanılıyor. Boyuta örnek, büyüklük ve süre verilebilir. Tavsiye edilen en iyi uygulama denetimli terminolojiden örneğin bilgisayar, ortam formatlarını tanımlayan internet medya türleri ki bununla ilgili de bayağı uygulama örneği göreceksiniz. Kullanımı ise önerilir. Yani isteğe bağlı değil mi? Öneriyoruz. Yine siz kendiniz karar vereceksiniz bunu tanımlarken. Yine burada kullanım talimatlarını ayrıntılı bir şekilde vermiş. Tanımlayıcı alanı, diğer adıyla belirleyici, iki rehberde de iki terimde göreceksiniz. Bir bağlam dahilinde kaynağı kesin referanstır diyor. Bu alanı zorunlu olarak veriyor ve en iyi uygulamanın kaynağı bir formal belirleme sistemiyle uyuşan dizge ya da numaralar aracıyla belirlemektir. Örnek formal belirleme sistemleri ise URI, Uniform Resource Locator, URL, DOI, URN ve NBN'dir. Kaynak ise mevcut kaynağın alanı ise mevcut kaynağın türediği esas kaynağı referanstır ve bu alanın kullanımı isteğe bağlı olarak kullanıyorsunuz. Kullanım talimatını yine burada detaylı olarak açıklıyor. Ben bunu geçeceğim. Süren var mı hocam bilmiyorum ama. Tamam. Dil alanı ise kaynağın fikri içeriğinin diline veriliyor ve önerilir. Yine bu da recommend edilen bir alan. Yine burada da bir bilimsel kaynak birden fazla dilde yazılabiliyor ve bu durumda kaynakta kullanılan bütün diller DC language alanında kullanılıyor. Eğer kaynak bir dilde yazılmış ve ötekine çevrilmişse her çevirinde kendi vergisi oluyor. Burada yine ISO standartını vermiş ve yine uygulama için ISO detaylarını linkledik burada. İlgi alanı ise ilgili kaynağın referansıdır. Bu alanda yine isteğe bağlıdır. Kullanım talimatında önerilen en iyi uygulama kaynağı bir formal belirleme sistemiyle oluşan dizge ya da numaralar aracıyla atıfta bulunmaktır. DC Relation alanı birden fazla üst veri belgesi arasındaki farklı türlerdeki bağlantıları belirlemek için kullanılabiliyor. Bunları yine örnekle göstereceğim ben size ve ilgi alanını lütfen tanımlayıcı ve kaynakla karıştırmayın diyor. Kapsam alanı ise kaynak içeriğinin kapsamı ve alanıyla alakalı. İşte bölgesel konuma bir yarada ya da coğrafi koordinatları varsa geçici periyotu yani geçiş süresi diyeyim ben buraya. Süre etiketi, tarih ya da tarih aralığı ya da yetkili birimi tanımlıyor. Bu kullanımı yine isteğe bağlı olarak gelişiyor. Haklar yani fikri mülkiyet ise kaynakta tutulan haklarla ilgili bilgiler. Bu alan öneriliyor ve hak alanı yine objenin kullanımıyla veya da ona erişimiyle ilgili alanları kullanım talimatında tanımlıyor. Hedef kitle ise kaynağın amaçlandığı ya da faydalı olduğu kitle. Yine bu alanda isteğe bağlı bir alan. Bu kitle yazar, yayıncı ya da üçüncü bir şahıs tarafından belirlenebiliyor. İşte ana bilim dalı, eğitim bölümü, üst veri referans sitesinde hedef kitle örnek bir liste verilmiştir diye burada detaylandırılmış. Ben bir örnek veriyorum Marmara Üniversitesi'nden. Şimdi biz OpenAI'ye kayıt olduk. Tabii buradaki arşivimizin detaylı bilgileri var. Ama kendi arşivimizden bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Haziran ayında yapmış olduğumuz bir toplantıda 2023'e doğru Türkiye'de üniversite kütüphaneleri mevcut durum ve sorunlar ve standartları ve çözüm önerileri raporunu ben burada şimdi paylaştım. Bunu biz Sönmez sen girmiştin galiba senden çektik. İşte buradaki ilk görünüm basit. DC dediğimiz basit Dublin Core görüntüsü detaylandırdığımızda ise yani ÖVK'ya baktığımızda yazarların yani katkıda bulunan rapora katkı bulan kişileri DC Contributor Author olarak veriyor. İşte tarihini veriyor. Ne zaman available olduğunu hangi tarihte sisteme girildiğini tanımlayıcısını yani handle numarasını vermiş. Özetini aynı şekilde burada geçmiş ve 2014 yılında yayınlandığını belirtmiş. Tanımlayıcısına handle numaramızı verdi. Özet detaylı olarak burada Türkçe girildi. Kim tarafından burada yine girildiğini Marmara Üniversitesi aslında bu şeyin sahibi olarak gözüküyor raporda. Dilinin Türkçe olduğunu, yayıncısının Yüksek Öğretim Kurulu'nun yayınladığını, konusunun yine Yüksek Öğretim Türkiye Üniversite Kütüphaneleri, Üniversite Kütüphane Raporu ve Standartlarla alakalı olduğunu, başlığının 2023'e doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri mevcut durum, sorunlar, standartlar ve çözümleri raporu olduğunu veriyor ve türünü diğer olarak vermiş. Bu da aslında bu rapor. Dur burada. Ve katkıda bulunan kişinin de yazar ID'sini vermiş. Bu TR 37.184.
bitiriyorum hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Gülsün Hanım. Sağ olun. Sağ olun. Ben son konuşmacıyı davet etmeden önce bu oturumun sonunda çok önemli bir duyuru yapacağım. Onun için lütfen toplantıyı sonuna kadar izlerseniz orada paylaşırım sizinle. Teşekkür ederim. Burcu Bulut Hanım şimdi bize açık erişim bilgi kaynaklarının seçimi ve sunumunu anlatacak. 20 dakika süreniz var Burcu Hanım. Siz de stres yapmasın. Teşekkür ederim. Bu sunumu sevgili arkadaşlarım Gönül ve Atay ile birlikte hazırladık. Birazcık diğerlerinden teknik olmaması yönüyle ayrılacak. Hep birlikte kütüphaneci arkadaşlarla biraz eski bilgilerimizi hatırlayacağız aslında. Çünkü şu ana kadar hep açık erişimden bahsettik. Açık erişim girişimini niye desteklediğimizi, nasıl yaptığımızı, şu anda nerede olduğumuzu ve neler yapacağımızı konuştuk. Şimdi de bu girişimin çıktılarının kullanıcılara nasıl ulaştırılacağı hakkında biraz size bilgi vermek istiyoruz. Yaptığımız araştırmalar bu konuda hem Türkiye'de hem yurt dışında aslında bizlere rehberlik edecek bir kaynağın olmadığı yönünde. Umarız bu sunum sizlere faydalı olur. İlk önce açık erişim kaynaklardan bahsedeceğiz ama tekrarlanan işte ücretsizdir, internet üzerinden erişilir, sınırlama yoktur değil de koleksiyon geliştirme sürecinde yani açık erişim kaynakların hizmetlerimizle entegrasyonu sürecinde hangi kaynakları biz açık erişim kaynakları olarak değerlendirip koleksiyonumuz içinde yer verebiliriz onlara bakacağız. Daha sonra kaynakların seçimi ve sunumuna yer vereceğiz. Sunumuna yer verirken de bir anket çalışmasından yararlandık. Bu anket çalışmasında sunum esnasında karşılaşılan bazı sorunlara da yer verilmişti. Biz işte şu çok güzel, bu harika, mükemmel demek yerine eğer mevcut sorunlar varsa mümkün olduğunca bunlardan da haberdar olmak ve bu sorunların üstesinden gelmek için çözüm önerileri sunmaktan yanayız. O yüzden buna da yer verdik sunumumuzda. Öncelikli olarak açık erişim kaynak tanımı koleksiyon geliştirme sürecinde şöyle değerlendiriliyor. Mali ya da yasal bariyerler olmaksızın kullanıcıların erişimine sunulan kaynaklar. Bunlar ne? Yayın, ücretsiz olarak çevrim içi erişime açık olmalıdır, abonelik talep edilmemelidir. Okuyucunun açık erişim materyalini yasalara uygun şekilde her türlü kullanımına olanak vermelidir. Kurum, kişi veya yayıncı arasında lisanslamaya ilişkin herhangi bir bağ ilişki olmamalıdır. Yayın ücretsiz deneme erişiminde abonelik yayınıyla sağlanan bir yayına ek, bir açık erişim pilot projesinin parçası ya da sonradan dahil olabilecek bir başlık olmamalıdır. Yayın büyük bir dijitalleştirme projesinin parçası olmamalıdır. Peki bunlar içinde neleri değerlendireceğiz? Hep konuşuyoruz, hızlıca geçeceğim. Makaleler, dergiler, kitaplar, tezler, sunumlar, araştırma çıktıları, veriler, veri setleri ve Orçun Hocam'ın da dün bahsettiği eğitim kapsamında öğretim nesneleri bu kapsamda yer alabilir. Buradaki örnekleri sadece sizlerin ilerleyen süreçte koleksiyonunuza dahil etmek istediğiniz, değerlendirmek istediğiniz kaynaklara örnek olsun diye buraya koyduk. Bunları hızlıca geçeceğim ama web üzerinden bu sunuma ulaşacağınız için bunlara rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Dergilerden örnekler var. Özellikle sunumun ilerleyen bölümlerinde de vurguda bulunacağım. Eğer çok endişeleniyorsak açık erişim olarak bir kaynağı doğru nitelendiriyor muyuz? Koleksiyonumuzda yer veriyor muyuz sorusu bizim zihnimizi çok kurcalıyorsa, hali hazırda bizim zaten otorite olduğunu bildiğimiz, abonelik yaptığımız önde gelen yayıncıların açık erişim dergilerini veya kitaplarını sisteminize entegre etmek ve kullanıcılarınıza sunmakla başlayabilirsiniz işe. Bunun dışında açık erişim kitapların örnekleri, tezlerin, konferans bildirilerinin, veri ve veri setlerinin örnekleri, bunların örnekleri yanlış hatırlamıyorsam açılışta Almasıva'nın konuşmasında da fazlaca vardı, oradan da yararlanabilirsiniz. Bunun dışında açık derslere örnekler, açık erişim yayıncılara örnekler bulabilirsiniz.
Açık erişim arşivler zaten sıkça bahsedildi. Siz nereden bulabileceğinizi, listeleri nereden ulaşabileceğinizi de artık çok iyi biliyorsunuz. Gelelim asıl konumuza. Açık erişim kaynaklarının seçiminde ne yapıyoruz? İlk önce tabii ki her zaman olduğu gibi nasıl açık erişim arşivi kurarken, kurumsal arşivimizi kurarken bir politika oluşturuyorsak burada da bir politika oluşturma zorunluluğu var. Yine daha sonra paylaşacağımız ankette vurgulanan noktalardan biri buydu. Politika yok deniyordu. O yüzden bu slayt sizler için yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Politika olarak şunu düşünebiliriz. Biz üniversitelerde kullanıcılarımıza hizmet vereceğimiz için öncelikle bilimsel açık erişim kaynaklarının değerlendirilmeye alınması uygun olacaktır. Değerlendirmeye alınacak kaynaklarda öncelik önerilen kurumun kütüphanecilerinden gelmesidir. Biz açık erişim, ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu olarak bir konuya daha önem veriyoruz. O da nedir? Kütüphanecilerin açık erişimle birlikte değişen rolleri. Rollerimizi kaptırmamalıyız. Mevcudiyetimizin kurumlarımız için ne kadar önemli olduğunun altını çizmek için açık erişim girişiminden yararlanmalıyız. O anlamda da değerlendirmeye alınacak kaynaklarda başkalarından bize geri bildirim gelmeden önce bizler kendi bilgimizi ve potansiyelimizi ortaya koymalıyız. Ancak tabii ki değerlendirme kriterlerinin yayınlanmasının ardından kullanıcılardan da öneriler toplanabilir. Ancak yine uygunluk konusunda son karar konu uzmanına ait olacaktır. Bu da bir kütüphaneci olacaktır. Değerlendirmeye alınacak dergiler başlıca konu indekslerinde yer almalıdır. Dergi dışındaki açık erişim kaynaklarda değerlendirmeye alınabilir. Bunlar içinde veri tabanları, web siteleri, haritalar, imaj koleksiyonları yer alabilir. Peki değerlendirme sürecini nasıl aşamalandıracağız? Öncelikle tabii ki mevcut durum analizimize bakacağız. Çünkü biz heyecanlanıyoruz. İşte sunumları takip ettiğimizde bir sürü açık erişim kaynaktan bahsediliyor. Bunu söyleyen de bu konuda çalışmalar yapmış işte Yaşar Tont olunca, Gültekin Gürdal olunca, İlkay Holt olunca bunlar iyidir diyoruz. Hop veri tabanlarımız arasına ekliyoruz. Ama zaman geçiyor, bunlar kalabalıklaşıyor ve takibinde zorlanabiliyoruz. O yüzden ilk önce bizim mevcut abonelik yoluyla sağladığımız kaynaklarımız ve açık erişim kaynaklarımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Ne var ne yok. Ardından değerlendirme seçim kriterlerini belirlememiz ve mümkünse koleksiyon geliştirme politikamızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Bunun ardından açık erişim kaynakların paylaşım şekline karar vereceğiz. Mevcut ve yeni açık erişim kaynakları değerlendirilerek kaynak öneri listesi oluşturacağız. Ardından da belirleyeceğimiz yöntemlerle ve bundan sonraki başlık altında vereceğimiz yollarla kullanıcılarımızın hizmetine sunacağız. Dedim ya aslında bunlar bildiğimiz şeyler, bilgilerimizi tazeliyoruz. Tabii ki bu süreç içinde temel sorularımız olacak. Bunlar neler? Bu açık erişim kaynak koleksiyonumuza koyacağımız ve sunacağımız kaynak üniversitenin araştırma ve eğitim alanlarını destekliyor mu? Alanında otorite ve saygın organizasyon tarafından üretiliyor ya da destekleniyor mu? Düzenli olarak yayınlanıyor mu? Güvenilir mi? Arayüzünün kullanımı kolay mı? Kaynağın kullanımı için özel bir teknolojiye ihtiyaç duyuluyor mu? Bunlar bizim ana değerlendirme kriterlerimiz olacak. Buradan geçirdik kaynakları, ikinci bir aşamaya geliyoruz. Burada daha detaylı değerlendirmemiz gerekiyor. Bakacağımız şeyler kaynağın sunum şekli, eğitim-öğretim sistemimizle ilgisi, nesnelliği, oluşturulma yöntemi, kaynağı ve güncelliği. Sunumunda dikkat edilebilecek maddeler tabii ki bunlar arttırılabilir. Dil ve yazı biçimi, sayfa düzeni, tasarım, yazı tipi, renk. İlgililik, bildiğimiz şeyler, akademik çalışma alanlarıyla uyumlu içerik, ihtiyaç duyulan güncel geçerliliği olan içerik, bilgide gereksinimi duyulan coğrafi bölgelere ilişkin verileri kapsayan içerik. Nesnellik dediğimizde ise dikkat edeceğimiz şeyler, yazarlar bakış açılarını açıkça ifade ediyorlar mı? Teoriler ya da düşünceler gerçekliğe dayandırılıyor mu? Yazı dili suçlayıcı ya da şüphe uyandırıcı mı? Alınan finansal yardım, sponsorluk açıkça belirtilmiş mi? Bunu tabii sadece şey olarak düşünmeyin. Hani bazı şeyler açık erişim dergilerin değerlendirilmesine uyar ama bazı şeyler uymayabilir. Bunu da bir web sayfasının açık erişimli olarak sunumunda daha fazlaca dikkate almanız gerekecektir. Peki, web değer verilen bilgilerin üretilme yöntemi
O bilgilerin kalitesinin ve güvenilirliğinin işareti olabilir diyoruz. O zaman bu yöntemleri neler olması gerekir? Bunlar araştırma raporları olabilir. Yani araştırmalar sonucunda ortaya çıkan yayınlar olabilir. Bunun dışında literatür incelemeleri de açık erişim kaynaklar başlığı altında veya sistemler üzerinden paylaşılabilir. Sonra kaynak olarak yazar, kurum ve bilgi paylaşım aracı olarak yayınlara bakıyoruz. Bilgi üreticisi olarak yazar alanında uzman mıdır? Yayınlanmış başka makale ya da kitapları var mıdır? Yazarın yayınları başkaları tarafından atıf almış mıdır? Devam ediyor. Kuruma baktığımızda nesnellik kriterlerinde olduğu gibi ön yargılı yaklaşımlar ve kurumlara yapılan yatırımlar göz önünde bulundurulmalı. Bilgi paylaşım aracı olarak yayınlara baktığımızda internette herkes istediği her şeyi yayınlayabiliyor biliyorsunuz. Bu nedenle yayınlar kendi içlerinde ve yazarların referanslarından hareketle değerlendirilmeli. Güncellik konusunu tekrarlamamıza gerek yok. Zaten sizin bildiğiniz ve sürekli normal kaynaklarınızı da hizmete sunacağınız diğer kaynakları da koleksiyonunuza dahil ederken değerlendirdiğiniz sorular. Gelelim asıl bizim için problemli olan ve sıkıntı yaşadığımız bu kaynakları ne şekilde sunacağız sorusunun cevabına ve tabii ki bahsettiğim yönetimindeki zorluklara. Bahsettiğim gibi Türkiye'de yapılmış bir çalışma olmadığı için yurt dışında da bir tane çalışma bulduk. O da şansımıza Şubat 2014'te yapılmış bir çalışma. North American Serials Interest Group tarafından yapılmış. Anket çalışmasının amacı uygulamadaki mevcut durumu, iyileştirilecek alanları, kütüphanecilerin açık erişim kaynaklarını nasıl yönettiklerini ve karşılaştıkları zorlukları ortaya çıkarmak. 25 tane soru soruluyor. Biz burada bu soruların tamamına yer vermedik. Ayrıca kullanılan araçlara da yer vermedik isim olarak ama sizlerin zaten bildiği şeyler olacak. Anketler profesyonel yazışma listelerinden gönderiliyor. 105 tane toplamda geri dönüş oluyor. Bunların %92'sini üniversite kütüphaneleri oluşturuyor. Geri kalanlarını yüksek okullar, özel araştırma kurumları ve diğerleri olarak sınıflandırmışlar. FT'ler bizi çok bağlamadığı için onlarla ilgili hani bilgi buraya koymadık ama farklı FT'ler var. Temelde araştırılan şu, kütüphaneler açık erişim kaynakların sunumunda hangi sistemleri kullanıyorlar? Bunlar ne olabilir? Zaten biliyoruz. E-kaynak yönetim sistemleri olabilir, link çözümleyiciler olabilir, web tabanlı keşif araçları olabilir. Daha örneklerini göreceğiz ilerleyen slaytlarda. Bu sistemler ihtiyaçları karşılıyor mu? Kütüphanelerin karşılaştığı sorunlar neler? Ve kütüphaneler kendi koleksiyonları ile ilgili açık erişim kaynakları nasıl değerlendiriliyor? Açık erişim için kullanılan sistemler en fazla link çözümleyiciler kullanılıyor. Bu da çok normal çünkü farklı yerlerden biz verileri alıyoruz. İndekslenmesi için bir yere koyuyoruz. Oradan taranabiliyor ama eğer biz tam metnine ulaştırmıyorsak açık erişimden bahsedemeyiz. Sürekli vurgulanan şey de odur. Kurumsal arşivle siz de vurgulayacaksınız. Açık erişim arşiv arasındaki fark. Eğer yayınların tamamı açık erişim değilse, sizin sadece kurumsal belgeleriniz varsa ama tamamını açamıyorsanız o sizin kurumsal arşiviniz olur. Bunu açık erişim olarak değerlendirmemeniz uygun olacaktır. Bunun dışında en çok tercih edilen yöntemlerden biri açık erişim kaynaklarının katalog üzerinden sunumu olarak görünüyor. Ve takiben dergi listeleri, veri tabanı listeleri, konu rehberleri, açık erişim için hazırlanmış web sayfası veya rehberler üzerinden bu kaynaklar paylaşılıyor. Rehber çalışması örneği isterseniz eğer ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu'nun web sayfasından bir örneğe ulaşabilirsiniz. Yanılmıyorsam birkaç üniversitenin Koç ve Sabancı olabilir. Açık erişim kaynaklarıyla ilgili rehberleri vardı diye hatırlıyorum. Peki e-kaynak yönetim sistemi açık erişim kaynaklara erişimi kolaylaştırıyor mu? %36'lık bir evet var. Bence bu yeterli bir şey. Çünkü eğer yönetemeyeceğimiz bir sistem varsa kaynakları tek başına kullanıyor olmak ya da bir yerden ulaştırıyor olmak tam olarak bize istediğimiz sonuçları vermeyecektir diye düşünüyorum. Link Resolver sisteminizin açık erişim kaynaklara erişiminizi kolaylaştırıyor mu da olumlu cevaplar daha çok artıyor. %75 oranında bu ankete katılan kişiler açık erişim kaynakların Link Resolver aracılığıyla paylaşılmasının onların işini kolaylaştırdığını söylemiş.
Web tabanlı keşif hizmeti sistemi kolaylaştırıyor mu? Yine %54 oranında şunu da unutmamalıyız. Zaten keşif araçları dergi listeleriyle ve link resolver'larla birlikte çalıştığı için aslında benim beklentim bunun %54'ün daha üzerinde olması yönündeydi. Ama farklı değerlendirmeler olabilir. Biz bu çalışmayı yaparken şunu gördük. Asıl ihtiyaç bizim aslında kendi uygulamalarımızın ne olduğunun belirlenmesi ve sıkıntılarımızın çözümlenmesi. Ben inanıyorum ki bizim gibi yaygın bir şekilde web tabanlı keşif aracı kullanan, elektronik yönetim sistemi kullanan kişiler burada çok daha farklı sonuçlar çıkartacaktır. Çünkü ikisi birbirini destekleyen sistemler. Bunun dışında lisanslı veri tabanlarınızdan herhangi biri birkaç açık erişim kaynaklara erişiminizi destekliyor mu şeklinde soru gelmiş. Bu da %48 oranında evet olarak cevaplanmış. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Sunumun başında hani açık erişim dergileri listelerken şunu söylemiştik. Eğer kararsız kalıyorsanız, emin olamıyorsanız, kullanıcılarınızı yanlış yönlendirmek istemiyorsanız, hali hazırda abonesi olduğunuz veri tabanlarının açık erişim dergilerini de aynı platformdan kullandırarak önemli bir adım atmış olabilirsiniz. Bunları keşif araçlarınıza ekletebilirsiniz, dergi listelerinize ekletebilirsiniz. En ciddi sorunlardan biri hibrit dergilere erişim sağlanıyor mu? Hibrit bildiğiniz gibi hem ticari olarak para karşılığında erişim sağlanan makaleleri hem de açık erişim dergileri makaleleri içeren dergiler anlamına geliyor. Burada aslında ben çok ciddi bir sorun görmüyorum. Burada ilk önce cevabı vereyim. Bazı durumlarda fakat her zaman erişim sağlanmıyormuş hibrit dergilere. Buradaki kaygının şu olduğunu düşünüyorum. İşte zaten bizi çok zorlayan kullanıcılarımız var. Ben şu veri tabanından şuna ulaşıyorum da şuna neden ulaşamıyorum? Aynı sayıda bu dergi makaleye uğraşıyorum da niye şu makaleye ulaşamıyorum gibi sorular bize gelebilir. Ama bu artık bizim yüzleşmemiz gereken ve kullanıcılarımızı bu konuda eğitmemiz gereken bir şey. Çünkü biz zaten lisanslarımız kapsamında bütün içeriğine de bir yayıncının ticari olarak sunduğu içeriğe de ulaşamıyoruz. Konsorsiyum kapsamındaysa anlaşılmış dergiler üzerinden erişim veriyoruz. Ama ne oluyor? Bunun dışında kalınan farklı işte e-kitap koleksiyonları olabilir, aynı platformdaki diğer e-dergiler olabilir veya görseller olabilir. Biz onlara zaten erişim sağlayamıyoruz. Burada ne yapıyoruz? Kullanıcımızı bilgilendiriyoruz. Hibrit dergiler için de aynısı olacaktır. Yani demem o ki hibrit dergiler de aslında açık erişim kaynakları sunumunda çekinilmemesi gereken kaynaklardır. Kısmi kaynakları veya koleksiyonları sorunlu mudur? İşte hibrit dergilerden bahsediyor. %36 oranında evet, %64 oranında hayır çıkmış. Bu da benim biraz önce söylediğimi destekliyor. Açık erişim yayınları kütüphane koleksiyonunuz olarak kabul ediyor musunuz? %71 oranında evet cevabı çıkmış. Artık eğer biz zaten burada bu kadar kişi toplanmış, nasıl açık erişimi açacağız, nasıl kurumlarımızı daha ön plana çıkartacağız, Türkiye'nin bilime katkısını nasıl gözleri önüne sereceğiz diye düşünüp bu kadar politika belirliyorsak tabii ki açık erişim yayınlar da kütüphane koleksiyonumuz olarak kabul edilmek durumunda. Açık erişim yayınların tanıtımını kütüphane personelinize ve üniversite mensuplarına aktif biçimde yapıyor musunuz da %48 oranında evet denmiş. %42'nin bu kadar yüksek olmasının nedenini ben daha ziyade büyük üniversitelerin bu sorunu çözmüş olmaları yönünde değerlendiriyorum ve tabii ki şöyle de olabilir. Bunlarla ilgili rehberler vesaire daha önceden koyulmuş eğitim toplantıları yapılmışsa bunlara ihtiyaç olmayabilir bazı kurumlarda. Bu %48'e şunu sormuşlar, tanıtımları nasıl yapıyorsunuz? Onlar da işte öğrencilerle ve akademiklerle, akademik personelle yapılan toplantıları, konu rehberlerini, açık erişim kaynakları, özel rehberleri, oluşturulan programlar ve eğitim oturumları yoluyla denmiş. Biz de bunları aynı burada verildiği yöntemlerle yapmaya devam etmeliyiz. Çünkü ilk sunumdan beri ne kadar biz yol kat etmiş olursak olalım, görünen o ki farkındalık seviyesi istediğimiz seviyelere henüz ulaşamıyor. O yüzden eğer biz şimdi kütüphanecilere ulaşmayı başardıysak, akademisyenlere yüksek oranda ulaştıysak, bundan sonraki hedefimiz diyelim ki fon sağlayıcılar olmalı. Her halükarda açık erişim yayınlarının tanıtımlarını yapmamız gerekiyor. Peki açık erişim kaynakları erişiminizin koleksiyon geliştirme uygulamanız üzerinde bir etkisi olmuş mudur? %33 oranında evet, %41 oranında hayır cevabı
burada veriliyor. Bunlarla ilgili açıklamalar aslında niçin hani etkisi olmamış, bu kadar anket yapılmış, güzel geri bildirimler alınıyor sorusunun cevabını biraz sonra karşımıza çıkacak sorunlar olacak. Orada anlayacaksınız. Belki de kişiler bu sorunları olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirmeye katmamışlardır. Açık erişim kaynaklara erişiminizin koleksiyon geliştirme uygulamalarınızın üzerindeki etkisi işte olmuş mudur sorusunun cevapları şöyle. Oldu diyenler açık erişim içeriğe sahip başlığa aboneliğin iptalinin söz konusu olduğunu söylüyor. Ya da açık erişim içeriğe sahip bir kitabın satın alınmasından kaçınılması şeklinde bir etki olduğunu söylüyor. Bu ne kadardı? %33'lük kesimin cevapları bunlar. Eşdeğer başlıkları açık erişim olduğu için iptal edenler olmuş. Tabii bu da aslında şaşırtıcı bir şey. Yani hani bilimsel bir derginin eşdeğerine nasıl karar verildiğini, nasıl belirlediklerini sormak gerekir diye düşünüyorum. İlgili alanlarda konu arşivleri kullanıldığı için iptal edilen başlıklar olmuş. Açık erişimin desteklediği için satın alınan başlıklar olmuş. Koleksiyon geliştirme bütçesinde ayrı, yazara açık erişim için ödeme yapmaya ayrılmış fonlar. Bundan sonraki süreçlerde daha fazla üzerinde durmamız gereken bir konu olacak. Peki açık erişim kaynaklarının yönetiminde karşılaşılan zorluklar neler diye sorulduğunda hepimizin bildiği, İlk günde sunumlarda yer verilen farkındalık, güvenilirlik, seçim kriterleri, hibrit dergiler, personel, sistem ve benzeri zorluklar sıralanmış. Peki demişler, bu zorlukların üstesinden gelmek için ne yapmak gerekiyor? Orada da açık erişim kaynaklarla ilgili ve uygulamalarla ilgili merkezi bilgilendirme, standartların sağlanması ve tutarlılık, tedarikçi desteği, makale metadatasının sağlanması, konu alanında uzman personel ve benzeri şekilde sıralanmış. En çok şikayet edilen sorunlardan biri de açık erişim kaynaklarının metadatasının, tabii ki metadata olmayınca istenilen seviyede keşif araçlarının etkin kullanımı da linklemenin etkin kullanımı da mümkün olmuyor. Metadatasının geliştirilmesi için ne yapılacak? Bu sunum, benden önceki sunum aslında çok da bununla örtüşmüş oldu. Belirli standartların ve tutarlılığın sağlanması gerektiği en fazla destek gören başlık olmuş. Şimdi genel olarak sıralayacak olursak burada gördüğümüz şeyler kütüphaneler için karşılaşacak sorunlar neler, zorluklar, genel tutarsızlıklar. Bu biraz önce söylemiştik ya, açık erişim bir şeyin açık erişim olup olmadığından emin olamıyoruz. Çünkü farklı görsel simgeler kullanılıyor. Bu da bizi tedirgin ediyor. Açık erişimi tanımlamak için standart bir açıklayıcı dilin olmaması, standart metadata esasları olmaması, yeniden kullanım haklarıyla ilgili eksikler. Burada standart metadata esasları tabii ki var da hani uygulamada yok. Hani yanlış anlaşılmasın, deminden beri standartlardan bahsediyoruz. Vay efendim var dedikleriniz şimdi yok oldu değil. Sadece uygulamaların bu yönde olmaması ilerleyen süreçte bunların sunumunda da harmanlamaya nasıl imkan vermiyorsa standartlar takip edilmediğinde daha sonra bunların kullanıma sunumunda da sorunlar yaşanıyor. Açık erişim kaynakları yönetmek için yetersiz araçlar olması, kırık linkler, bunlar zaten aslında metadataların tam olmaması ile ilgili, verilerin yetersizliği, işte açık erişimli midir, hangi tarihten itibaren açık erişimli midir vesaire gibi bilgilerin eksik olması, yanlışlıkla açık erişim olarak tanımlanan kaynaklar zorluklar olarak değerlendiriliyor. Ama bunlar aşılamayacak şeyler değil. Biz de yolun ortalarına hafifçe yaklaşmış bir grup olarak aslında bu önerileri dikkate alabiliriz diye düşünüyorum. Nedir bu? Bilgi sağlama zincirindeki metadatayı geliştirmeye yönelik politikalar oluşturulabilir. Yani burada belki de bir süre sonra atıyorum tezler mesela tek elden çıkacak ya, oradaki metadata da zaten standart hale geleceği için merkezileştirilmiş olacak ve böylece hatalar en aza indirilmiş olacak. Bu güzel bir örnek olarak değerlendirilebilir. Onun dışında kütüphanelerin yönetim ve keşif hizmetlerinde bilgi ihtiyacına yönelik daha fazla ayrıntı içeren uygulamalar geliştirilebilir.
Yayıncılardan, sağlayıcı firmalardan açık erişim kaynakları ile ilgili bilgilerin daha detaylı olarak sağlanması ve güncellemelerin tarafından, onların tarafından bize iletilmesi düşünülebilir. Bir de tabii ki hep vurguladığımız bu konuyla ilgilenecek kütüphaneci pozisyonları açılabilir. Zaten biz bilimsel iletişim ofislerinin açılması bağlamında çokça buna vurguda bulunuyoruz. Konu uzmanları olsun diye çok teşekkür ediyorum. Ayhan Bey, baktığınızı görüyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Burcu Hanım. Burcu Hanım'ın dört bir tarafta gözleri var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, vaktimizi doldurduğumuz için şey alamayacağız, soru alamayacağız. Sorularınızı lütfen liste üzerinden arkadaşlarımıza yöneltiniz. Başta söz ettiğim duyurum şudur. İyi etmişim sona saklamakta. Salon oldukça dolu, anlaşılan merak edildi. Evet, afiyet olsun diyeceğim ama önce bir duyurum var. İki yılı aşkın süredir biliyorsunuz YÖK Başkanlığı'yla birlikte üniversite kütüphaneleri raporu ve standartları, arkasından kurumsal arşivler ve açık erişim konusunda yoğun biçimde çalışıyoruz. Üniversite kütüphaneleri bence tarihinde ilk defa bir YÖK Başkanlığı'nın bu denli ilgisine mazhar oluyor. Bugün de saat 16'daki kapanış toplantısına Sayın YÖK Başkanı teşrif edecekler. Ben sizlerden bu ilişkinin, bu işbirliğinin devamı konusunda bu toplantıyı bir fırsat bilmemizin hepimizin ve gerekli pozitif katkıyı yaparak bunun daha ilerlere taşınması için katkı koymanızı rica ediyorum. O nedenle bu toplantının pozitif, ileriye yönelik amaçları, hedefleri olan bir toplantı olması için vereceğiniz katkıya şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere, afiyet olsun.